Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım. Size yine pratik, kolay ve çok lezzetli bir tarif hazırladım bu videoda. Lavaş ekmeğinden, şu deyimle parmak edirten iç harcı ile lahmacun yapıyoruz bugün. Malzemeler ekranda ve açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. İç harcı için lahmacunun 2 tane biber kullandım. Kırmızı, yeşil veya böyle sarı da olabilir, fark etmez. Makineden geçireceğim, küçük küçük doğruyorum 2 tane biberi, 1 tane büyük boy soğan. Bir demet maydanoz, 2 tane domatesim var. Hepsi bir seferde almadı, 2 seferde böyle makinemde geçirdim arkadaşlar. Evet, daha böyle malzemeler, kalan malzemeleri de ekliyorum. Son olarak buraya 2 kaşık karışık biber, domates ve bol acılı salça kullandım. Evet arkadaşlar, 2-3 kaşık böyle bol acılı karışık biber, domates salçası koydum ve yeniden böyle makineye aldım. Evet, bakın harika bir renk oldu. Şimdi bu harcı kıymama döküyorum. Burada 500 gram kadar kıyma var arkadaşlar. Bir büyük diş sarımsak rendeliyorum. Burada istediğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Ben tavuk otu kullandım. Tuz, karabiber ve böyle karıştırıyorum. Son olarak da 100 ml sıvı yağ ve bunları iyice böyle birbirine geçsin diye elimle yoğurdum arkadaşlar. Baharatlar, sıvı yağısı falan hepsi birbirine geçsin diye elle yoğuruyorum. Mutlaka arkadaşlar
Salçanız acılı değilse acı koymayı unutmayın burada. Pul biber olabilir ama benim salçam çok acıydı, o yüzden ekstra acı koymadım. Yani acısı tam geldi. Gerçekten çok güzel bir harç, çok lezzetli oldu. Evet, dediğim gibi lavaş ekmeğinden hemen böyle sürüp hazırlayıp iç harcını sürüp fırına veriyoruz arkadaşlar. Çok pratik, çok kolay. Hamur hazırlama, hamur açma derdi yok. Böyle lavaş ekmeği alıp hemen evde lahmacununuzu yapabilirsiniz. Ve gerçekten fırında 5 dakikada böyle pişiyor. Gördüğünüz gibi ekranda arkadaşlar, ben biraz bol bol sürüyorum üstüne. Fırında pişeceği için yani rahatlıkla kolay pişer. Evet, çok lezzetli oluyor. Sabırsızlıkla iftarı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yani böyle salata da yanında harika. Çok pratik ve kolay bir şekilde evde lahmacununuzu siz de yapın arkadaşlar. Hemen böyle pişenleri hazır ediyorum. Bol böyle malzemeleri. Bol salatalı, gördüğünüz gibi. Bol soğanlı. Bakın arkadaşlar, fırında piştiği halde yumuşacık hala lavaş ekmekleri. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız videolarımdan daha çabuk, daha kolay haberdar olursunuz. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ederim herkese. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.